Hepinize merhaba arkadaşlar. Yorumlarda bir arkadaş 130 diyelim ama diğer hesaplara göre hasarım çok düşük diye bir yorum atmıştı. Bir hasar videosu çeker misin diye. Ben de bu videoda sizlere dilimin döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 130 levelde yeni bir pompalı geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sam diye. Sam taktik av tüfeği. Bu pompalı LSS'den 130 levelde kat kat daha iyi. Hatta 140 levele kadar bu pompalı daha iyi olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani siz hala LSS formülü kullanıyorsanız ilk etapta direkt eleyin. Şimdi size bir örneğini göstereyim hemen. Hatta görsel olarak LSS alıyorum elime. Saldırı gücüne bakın. 249. Sam'i alıyorum. 260. 11 saldırım daha fazla arkadaşlar. Şu an Sam'le. Şu an zaten görüyorsunuz burada. O yüzden 130 levelseniz ve hasarınız düşük kalıyorsa öncelikle bu pompalıyı çıkartıp yıldızlamanız lazım formülünü. Artık şöyle bir şey geldi silahlara, zırhlara. Bunu bilmeyen kullanıcılar da var. Uzmanlık diye bir şey geldi arkadaşlar. Burayı yükseltmeye çalışın. Bakın şu an uzmanlık 10'da. Şu an buradan aldığı bonuslar bu şekilde. Bakın mesela Sem'in uzmanlığı 20'de. Bakın Sem'de aldığımız bonuslar sağ tarafta görünüyor. Bu uzmanlığı yükseltebildiğiniz kadar yükseltin arkadaşlar. 5 yıldız yapmamız gerekiyor. Daha fazla uzmanlık basabilmek için. Çünkü 4 yıldıza kadar getirmişiz. Zaten 30 uzmanlık max olacak. O yüzden 5 basmamız gerekiyor formüle. Yani bu pompalı şu an için çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sizin hasarınızı etkileyecek şu anki 130 leveller için söylüyorum. Birinci faktör bu. İkincisine geçelim. Çekirdekler geldi arkadaşlar artık. Eskisi gibi değil durum. Çekirdek misal kullanıyorsanız örnek veriyorum. Şöyle bir şeye bakalım hemen. Bakın hastalıklı hasarı. DH'de kullanacaksanız şuradaki bonusuna dikkat edin. Hastalıklılara verilen hasar artar. PvP'de kullanacaksanız oyunculara verilen hasar vesaire tarzı kullanabilirsiniz. Bu bonusa dikkat edin. Ha şunu da unutmayın. Bunlar direkt aktarılabiliyor arkadaşlar. Bakın şu an bu hastalık hasarı. Ama bunu direkt şey yapabilirim. Şöyle sizlere göstereyim. Bunu birçok kullanıcı bilmiyor. Şöyle diyeyim. Çifte patlamaya geçtim. Tamam mı? Bakın şimdi. Değiştirin. Değiştirin. Aynı eklentiler gibi bunları transfer edebiliyorsunuz. Hani bu DH için örnek veriyorum. Bu PvP için transfer edin. DH'ye gireceğinizde seviyeyi tekrardan buna transfer edebilirsiniz. Bu konuda bilginiz olsun. Bunu da birçok kullanıcı bilmiyor. O yüzden bunu da anlatmak istedim. Hani 9 levele kadar çıkarttığınızda yanlış hatırlamıyorsam 6,8 hastalık hasarı alıyordunuz buradaki bonustan. Hani bu da artık hasarı genel anlamıyla etkiliyor. Bir diğer konu kemer. Kemer de hasara çok fazla etkisi oluyor arkadaşlar. Hasar bonusu, hasar bonusu, hasar bonusu. Hani bu kemeri de adam eklenti şimdi ben yeni sunucuda Ark'ta bakıyorum. Adam eklentileri 14, 13, 12. Benim eklentiler 13, 11, 11. Kemerine bakıyorum, kemeri düşük. Daha az vuruyor. Neden? Kemerden kaynaklı. O yüzden kemer de bayağı önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kemere de mutlaka önem gösterin. Kemer konusuna dikkat edin. Bir ekstra zaten bu şimdiki söyleyeceklerim diğerlerini biliyorsunuz. Geçici seviye. Bir yere girecekseniz yüksek hasar vermeniz gerekiyorsa geçici seviye basın. Bonuslarını alın. O şekilde girin. Bir de şu şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın yeni bir kıyıcı kılıç geldi. Bunu zaten önceki videomda söylemiştim ama yine burada da bir kısa bir değinelim arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen. Bakın. 170. Şu an burası 18 saldırı verecek bize eklentisiz. Eklentili artı 2 saldırı da yan silah olarak kullandığınız için verecek 20. Eklentilerinizi de taktığınızda 21. 21 saldırı buradan alacaksınız bu silahla. 130 level için bakıyorum. Şu an 130 level. Buradaki hesap.
Normal Zambatu'ya bakıyorum. Neredesin? 5 yıldız bir tane bakalım. 18 saldırı. Bir de eklentiyle alacaksınız 19. Normal kılıcından 2 saldırı daha fazla olacak. Ama çelik kalkan için durum aynısı değil. Şöyle gösterelim. Dur. Silah, kalkan. Çelik kalkan. 19 saldırı. Eklentiniz yüksekse 20-21 saldırı bu da verecek. Ama çelik kalkan daha rağbet var. Artık şunu da birçok kullanıcı bilmiyor. Benzersiz önceden arkadaşlar silah yuvalarında silah olduğunda benzersiz bozuluyordu. Artık benzersiz bozulmuyor. Yani yeni kıyıcı kılıcın benzersizliğini alıp silah yuvalarına da bu şekilde silah da koyduğunuz takdirde o kıyıcıyı hala kullanabiliyorsunuz ve benzersiz bonusunu alabiliyorsunuz. Bu konuda bilginiz olsun. Bunu da açıklama gereği duydum çünkü çoğu kullanıcı bu durumu bilmiyor. Başka hasarı etki eden faktörler arasından değineceğim ne var? Enerjileme. Bunu da zaten birçok kullanıcı biliyor. Yapacaksanız 3 level. Siz alana giriyorsunuz, ne enerjileme yapmışsınız, ne eklenti basmışsınız, ne gıda yemişsiniz, ne antiseptik kullanmışsınız vesaire dümdüz alana girmişsiniz. İşte yalnızdaki hesapla hesabınız birebir aynı. Adam girmeden eklentisini basmış, gıdasını yemiş, enerjilemesini yapmış, her şeyini yapmış. Adam %50 vuruyor, sen vuruyorsun %20. Sonra diyorsun ki hesaplarımız aynı, neden? Adam daha fazla vuruyor. İşte bu sebepten. Hani her şeyi eksiksiz yapmaya çalışın. Bir yerde hasar oynayacaksanız, bir alanda zorlanıyorsanız enerjilemedir, eklentidir vesaire hepsini basın girin. Yüksek ölümde zorlandığınız, geçmeye çalıştığınız bir kat varsa mutlaka gerekli tüm yükseltmeleri yapın girin arkadaşlar. Hani geçici seviyedir, enerjilemedir. Ben bunu zaten 3-4 yıldır bahsediyorum. Ama hala bilmeyen kullanıcılar var. Normal olması. Çünkü yeni oyuna başlayan kullanıcılar da var. O yüzden tekrardan sizlere anlatma gereği duydum arkadaşlar. Dediğim gibi şu an hasarı en büyük etki eden 130 leveller için yeni pompalı Sam. Bilginiz olsun arkadaşlar bu konuda. Bu videomuz da buraya kadardı. Atladığım bir şeyler varsa ha şunu da bakın çoğu kullanıcı bilmiyor. Ondan da videoyu kesmeden aklıma geldi söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, derleme kısmında şuradaki drone'un size verdiği bonuslar, drone derlemesi. Bunu drone'a vermiyor. Bu konuda bilginiz olsun. Bakın hasar bonusu 2. Bunu size veriyor. Siz drone derlemenizi 3 veya 4 yaptığınızda buradan siz saldırı da alıyorsunuz. Hani buradan da ek saldırı alıyorsunuz. Bunu da çoğu kullanıcı bilmiyor. O yüzden bunu da söyleme gereği duydum. Hani diğer derleme olaylarını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Onlara pek bahsetmeme gerek yok. Ama drone derlemesi de Life After'daki karakterinizin gücüne etki eden en büyük faktörlerden. Bu konuda da bilginiz olsun. Hani atladığım bir yer varsa kusura bakmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.